Melek, tamam üzülme lütfen. Bak ben sana söylemeye çalıştım ama yapamadım bir türlü. Seni suçlamıyorum. Biliyorum. Üzülmemi istemediğin için söylemedin. Ama keşke Süleyman amca daha erken söyleseydi. Süleyman amcan mı? Çiçeklerim solmuş. Süleyman amca sulamayı unutmuş. Ben annem için dikmiştim onları. Sen yokken ben hep onlarla dertleşiyordum. Çünkü seni de annemi de çok özlüyordum. Yapayalnızdım. Sadece çiçeklerim vardı. Ama artık onlar da yok. Ama iyi ki sen varsın Nijan abla. Beni hiç bırakma. Yanımdan hiç ayrılma. Annem gitti, sen gitme. Melek. Ben... Ben... Korktum. Seni bir daha kaybedeceğimi zannettim. Çok dua ettim iyileş diye. Meleğim, bazen insanlar ayrılabilirler. İstemeseler de. Yani böyle bir durum yaşanabilir. Yani kaderin matematiği bazen ayırır bizi sevdiklerimizden. Annem gibi mi? O da gitti. Ama sen geldin. Annem gibi sevdin beni. Çok mutlu ettin. Sen de beni çok mutlu ettin Meleğim. Ya biliyor musun, elimde olsa bir saniye bile ayrılmak istemem. Her nefesimde seninle olmak istiyorum. Her kalktığımda, her gözümü açtığımda seni yanımda görmek istiyorum. Ama ben bir gün gidebilirim. Yani eğer öyle bir şey olursa sen dimdik ayakta durup çok güçlü bir kız olacaksın. Tamam mı Meleğim? Hayat zorlu bir yolculuk, mücadele. Ama sen hiçbir zaman yılmayacaksın. Hep dimdik ayakta duracaksın. Ayağın takılıp düşsen de hep bir öncekinden daha güçlü kalkacaksın. Çünkü annenin de benim de yanında olduğumuzu bileceksin. Neden böyle şeyler söylüyorsun? Gidip beni bırakacakmış gibi konuşuyorsun. Ve anneler kızını asla bırakmaz. Nereye gideceksen beni de götür. Kız. Canım kızım benim. Korkma bir tanem, hiç üzülme tamam mı? Hadi bakalım. Hava soğudu, üşütmeyin, içeri geçelim. Gel. Bir sürü ödevim var. Ama hiçbirini yapmak istemiyorum. Ama yapacaksın tamam mı? Bana söz ver. Sen çok başarılı bir çocuk olacaksın. Söz ama bir şartla. Neymiş? Bana yardım edeceksin. Benim biraz işlerim var. Hemen geleceğim tamam mı? Nereye? Yanımda kal sen. Merak etme Meleğim, hemen geleceğim. Maalesef. Hüsnü Hicran Hanım. 4. seviyede. Tahminimizce karaciğerden metastaz yapmış. Meleğim. Hicran abla. Hani hemen yanıma gelecektin? Tanem. Biraz işlerim uzadı. Ama ben senin yanından zaten bir an olsun ayrılmak istemiyorum ki.
ben de işe ayrılmak istemiyorum. O yüzden surat astım biraz. O asık suratın bile senin başka güzel meleği. Aa, neyse yeter bu kadar sulu gözlülük. Tamam hadi ödevler ne halimde bakayım bakalım. Hepsi bitti ama bir şey ezberleyemiyorum. Yardım eder misin? Tabii ki yardım ederim kızım. Yani meleğim. Tekrar kızım der misin bana? Keşke doğduğun ilk andan beri sana kızım diyebilseydim. Bizden yalnızca birbirimizi çalmadılar. Birlikte geçirebileceğimiz bütün zamanı da çaldılar. Benden bebek kokunu, senden sütümü esirgediler meleğim. Lütfen Nişan abla, tekrar kızım de bana. Tabii ki söylerim meleğim. Tabii ki söylerim. Hem de binlerce kez söylerim, hiç sıkılmadan. Kızım. Canım kızım. Aa, tamam bu kadar sulu gözlük yeter. Hadi derse başlayalım. Öğretmen yani ödev verdi ama şiir ezberleyemedim. Tamam bir tane birlikte ezberleyelim hadi getir. Birlikte bakalım o zaman. Ezberlemen gereken şiir bu mu? Hadi o zaman sen başla ben bakayım. Bir gelecek istiyorum. Bir yanımda annem, bir yanımda babam. Kuşların şarkılarıyla dolan bir gün. İçimde aile olmanın mutluluğu. Allah'ım kızımı bu yaşa kendim getiremedim. Genç bir kız olurken de yanında olamayacağım. Göremeyeceğim üniversiteye gidişini, mezuniyetini. Başarılarıyla gururlanamayacağım. Bir gün gelecek, gelinlik giyecek. Onun mutluluğuyla dökemeyeceğim sevinç gözyaşlarımı. Düştüğünde elinden tutamayacağım, yarasını saramayacağım. Sevinçlerini yokluğumla boğazında acı bir düğüm gibi bırakacağım. Hicran abla sen beni dinliyor musun? Dinliyorum beni. Yani sen... Senin sesin her zaman, her dakika benim kulaklarımda, inan bana. Melek'cim sen ödevlerini çözmeden hemen benime gelin. Geçmişimi çaldı. Ayırdılar kızımı benden, kopardılar. Ama bu böyle olmaz. Bu böyle olmayacak. Yemin ederim. Kızımdan ayıran herkesten bunun intikamını alacağım. Ve bu intikamı almadan asla ama asla ölmeyeceğim. Yoksa tüm bunları sebep sen miydin Emre? Olabilir mi böyle bir şey? Kızına bakıcılık yapmamı sırf susmayı diye mi verdin bana yoksa sen? Hepsi bir oyun muydu yoksa Emre? Ya her şey bir kandırmaca mıydı, bir film miydi? Yeter. Yeter. Kim buna sebep olduysa, eğer bana kim oyun oynadıysa, hepsinden teker teker alacağım intikamımı. Hepsiyle.
okyanus gibi akıyor, gidiyor. Ama benim için ne zaman tükenecek belli değil. Bir sene, belki bir ay, belki bir gün. Hiçbir şey bilmiyorum. Bana ne kadar ömür biçilirse biçilsin, seni asla bırakmayacağım kızım. Bizi ayıranlardan ikimizi de kurtaracağım. Kim sana şöyle bir hazırsın. Hazırsın. Ne yapıyorsun Hüseyin abla? Şöyle. Hicran, Melek hazırsa arabayı çıkarayım. Geç kalacağız yoksa. Süleyman abi, bugün Melek'i ben bırakayım diyorum. Sen zahmet etme. Yaşasın. O zaman ben arabayı getireyim, beraber gidelim, tamam mı? Ben de şey düşündüm, hani biz yürürüz, biraz hava almış oluruz diye. Harika fikir. Tamam, siz bilirsiniz. Hadi görüşürüz. Melek'im, ben şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Sana bir sır vereyim mi? Sır mı? Evet, sır. Hani ben sana bir tatile gitmekten bahsetmiştim, hatırlıyor musun? Var mısın bugün gidelim? Gerçekten mi? Evet, gerçekten. Ama şimdilik kimseye bir şey söylemeyeceğiz. Hem sürpriz olsun onlara da, olur mu? Babam da gelecek mi? Yani belki sonra o da gelir. Ama dediğim gibi kimseye bir şey söylemek yok, anlaştık mı? Çiçekler daha güzel. Hatta matematik dersi bile daha eğlenceli. Hüseyin abla, nereye gidiyoruz? Okulun tarafta. Bir tane seni çok yakın bir arkadaşımla tanıştıracağım. Senden çok bahsettim. Sizi tanıştırmak istiyorum. Beni mi anlattın? Ne dedin? Senin tatlılığından, güzelliğinden, iyi kalpliliğinden bahsettim. Seni ne kadar çok sevdiğimi söyledim ona. O da mı gelecek bizimle tatile? Hayır Meleğim, tabii ki o da gelmeyecek ama bize çok uzaklarda güzel bir yer bulacak. Yaşasın. Sevindin mi? Sevindim tabii. Babam ne zaman gelecek? Hicran abla, neden cevap vermiyorsun? Babam ne zaman gelecek? Belki daha sonra Meleğim. Şimdi sadece sen ve ben olacağız. Demek Emre'nin yeni gözdesi sensin. Kaç gün sürecek? Ne kadar kalacağız orada? Çok uzun sürecek Meleğim. Canımız ne kadar isterse o kadar kalacağız. Ama okulun ne olacak?
Babam okula gitmezsem çok kızar. Gittiğimiz yerde daha güzel başka bir okul buluruz. Ben hiçbir şey anlamadım. Bir daha eve dönmeyecek miyiz? Meleğim, ben şimdi sana bir soru soracağım. İyi düşünüp bana cevap ver, olur mu? Ben şimdi sana desem ki biz bir daha bu eve hiç dönmeyeceğiz. Hep birlikte yaşayacağız, çok uzaklara gideceğiz. Kabul edip benimle gelir misin? Babam da gelecek mi? Eğer seni benden çalınmazsa olmaz bebeğim. Seni bir daha kaybetmeye göze alamam. Buna güvenemem. Ama babam gelmezse olmaz ki. O da gelir mi? Belki. Ne olur evet de kızım. Sana söz veriyorum. Ömrüm yettiğince son nefesime kadar seninle olacağım. Seni anne diye akan gözyaşlarını sevgimle kurutacağım. 3 günüm kaldıysa her saniyesi sana feda olsun kızım. Bugünden sonra seni benden çalan gaddarlara, vicdansızlara bırakmayacağım. Ne dersin? Birlikte yeni hayatımıza başlayalım mı? Peki okulum ne olacak? Ben okulumdan da babamdan da ayrı kalmak istemem ki. Sen söylersen babam da gelir. Lütfen konuşalım ya, hemen gelsin. Hiç ayrılmayalım, sonsuza kadar. Umarım Melih. Umarım. Peki o zaman yeni hayatımızda sana anne diyebilecek miyim? Seni ne kadar çok sevdiğimi biliyorsun değil mi benim? Her şeyden çok. Ben de seni çok seviyorum. Kızcağım, anne. Kızım. Hadi bakın. Yeni hayatımıza. Şimdilik bu kadar yeter. Nasılsa gözümüz elinizde. Mu uzak? Evet Melih. Aç şunu Leyla hadi. Neresi ki orası? Hem babamdan uzak hem de okulumdan. Ben arkadaşlarımdan ayrılmak istemem ki. Aç şunu Leyla, aç şunu hadi. Bir şey mi oldu? Ya Meleğim, arkadaşıma ulaşmaya çalışıyorum da herhalde duymadı, bir evi arayayım ben. Ay aksi. Evde yok mu? Meleğim, beni bir saniye burada bekler misin? Aldım. Ama nereye gideceğimi bilmiyorum. Kimsenin bize ulaşamayacağı bir yer bulmam lazım. Lütfen bana yardım et. Yalvarırım yardım et bana ne olur. Mesajımı alır almaz beni ara tamam mı? Bak bekliyorum. Yalvarırım Leyla. Şey, hadi Meleğim gidiyoruz. Ah dur. Dur ben. Benim sana bir şey söylemem gerekiyor. Hicen abla, ben başka okula gitmesem olur mu? Ben arkadaşlarımdan ayrı kalmak istemiyorum. Onları özlerim. Tamam o zaman. Sen okuluna git şimdi. Ben de arkadaşımı bulayım. Ona ulaşayım. Sonra seni okuldan almaya gelirim. Olur mu? Ama tatile gitmeyecek miydik? Vaz mı geçtin? Hayır hayır. Asla vazgeçmedik bir tanem. Gidiyoruz. Benim sadece arkadaşıma ulaşmam gerekiyor. Sonrasında seni okuldan alırım. Tamam mı? Ben de seninle gelsem. Olmaz Meleğim. Gelemezsin. Hem ben kalacak bir yer bulurken sen de derslerinden geri kalmamış olursun. Anlaştık mı? Peki. Hadi bakalım gel. Taksi bulalım önce. Şurada bir yerde vardır diye düşünüyorum. Taksi! Allah Allah. Neden anahtarım açmıyor ya? Leyla'cığım kapının önündeyim ama anahtarım açmıyor. Neredesin? Beni acil arar mısın lütfen?
Meriman Hanım, biz hastaneye gitmeyecek miydik? Hicran'ın kaldığı yer değil mi burası? Ya kimliğimi onda unutmuşum. Kimliğimi almadan nasıl hastaneye gideceğiz? Sen burada beni bekle Süleyman Efendi. Bu bey. Leyla, bana acil ulaş. Hicran. Allah Allah'ım. Nerede bu kız ya? Sen lan ol. Hayrola? Ne oldu? Yok Hicran. Bulmamız lazım Hicran'ı. Hadi gidelim. Tamam hadi. Hadi. Ay Allah'ım ya. Leyla. Neredesin Leyla? Neredesin? Hanımefendi, iyi misiniz hanımefendi? İyiyim, iyiyim. Teşekkür ederim. Zahmet verdim size de, teşekkür ederim. Estağfurullah. Gideceğiniz yere bıraksaydım keşke. Gerek yok, iyi günler. İyi günler. Canım kızım, beni affet olur mu? Ben sana kızım diyemem. Sana bunu yapamam. Lütfen beni affetmeliyim. Bana anne diyemeyeceğin için lütfen beni affet. Sana bir tatile gitmekten bahsetmiştim, hatırlıyor musun? Var mısın bugün gidelim? Gerçekten mi? Evet, gerçekten. Ama şimdilik kimseye bir şey söylemeyeceğiz. Hem sürpriz olsun onlara da, olur mu? Ama tatile gitmeyecek miydik? Vaz mı geçtin? Hayır, hayır. Asla vazgeçmedik bir tanem, gidiyoruz. Benim sadece arkadaşıma ulaşmam gerekiyor. Sonrasında seni okuldan alırım, tamam mı? Hani tatile gidecektik? Uzaklarda çok mutlu olacaktık. Niye beni unuttun hiç? Melek, iyi misin bir tane? Güzel kızım, hoş geldin. Yolda gelirken bir şey mi oldu? Vallahi ben de anlamadım Emre Bey. Yani okuldan aldığımdan beri böyle. Yolda birkaç kez konuşmaya çalıştım ama nafile. Yani ağzını bıçak açmıyor. Ben bir konuşayım onunla. Emre, ben bir konuşayım izin verirsen. Ben sana asla anne demeyeceğim. Hiçbir zaman hem de. Melek, özür dilerim. Lütfen affet beni. Ne olur.
Ben seninle buralardan gitmek istemez miyim? Çok istiyorum. Ama bir an düşününce senin burada konakta kalman en doğrusu gibi geldi. Niye kandırdın beni? Niye gelmedin o zaman? Ben... Tüm gün bekledim seni. Kıpırdamadım yerimden. Çocuklar dalga geçti benimle Melih'i unuttular diye. Ama ben inanmadım onlara. Hicran ablam beni asla unutmaz dedim. Ama gelmedin işte, gelmedin. Elimde olsa yanından bir saniye bile ayrılır mıyım ben senin Melih? Hiç elini bırakır mıyım senin? Neden gelmedin o zaman? Gelemedim kızım. Annen olarak sana verebileceğim hediye ölüm. Seni bu acıdan korumak için gelemedim. Melek, lütfen beni affet olur mu? Elimden geleni yapmaya çalıştım ama olmadı. Daha önce de bırakmıştın beni. Yıllarca bekledim. Çünkü geleceğim dedin. Ama o zaman da yalan söylemiştin. Melek yapma böyle lütfen. Ben biliyorum neden beni bıraktığını, neden beni üzdüğünü. Çünkü sen beni sevmiyorsun. Hayır, hayır lütfen. Sakın böyle düşünme olur mu Melek? Ben seni çok seviyorum. Uğruna dünyaları yakacak kadar. Herkesle, her şeyle, kanımın son damlasına kadar, savaşacak kadar seviyorum seni. Neden kandırdın beni o zaman? Ben seni kandırmadım. Meleğim bak, şunu aklından hiç çıkarma olur mu? Ben senin yanında olsam da, olmasam da hep seninleyim. Ne olursa olsun kalbim hep seninle. Varlığımda da, yokluğunda da başucumdayım ben senin. Ellerim saçlarında, yüreğim yüreğinde. Eğer bir gün gidersem bu istediğim için değil Meleğim. Mecbur kaldığım içindir. Bunu sakın unutma olur mu? İstemiyorum. Hiçbir yere gidemezsin. Beni bırakmayacaksın abla. Keşke. Keşke Meleğim bu mümkün olsa. Anne, anne uyan. Sen benim gerçek annem misin? Evet. Evet Melih, ben senin gerçek annenim. Bunca zaman, bunca zaman hep aradım seni kızım. Söyleyecektim ama söyleyemedim. Bunun için hiç fırsatım olmadı. Her gece rüyamda seni gördüm. Hep aradım seni. Ama anca bulabildim. Büyük savaşlardan sonra seni anca bulabildim. Melek. Melek, ben senin annenim. Anne, kavuştum sana. Kızım. Kızım, kavuştuk sonunda. Melek. 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 Melek, neredesin? Neredesin kızım, neredesin Melek? Neredesin? Neredesin kızım? Şu an konuşulması gereken son şey benim tavırlarım. Ben günlerdir sana ulaşmaya, sana yaklaşmaya çalışıyorum ama sen bana düşmanca davranıyorsun. Sonra bir anda bir bakıyorum o herifle baş başa konuşuyorsunuz. Hem de benim evimde. Çok yalnızım Melih. Çok yorgunum. Ne sana sarılabilecek, sana gerçekleri haykırabilecek bir ömrüm var. Sevdiğim adama güvenebilecek kadar inancım. Thank you.
Emre'm. Ben biraz yalnız kalmak istiyorum. Aynı şeyleri konuşmaktan gerçekten gücüm tükendi artık. Ben çok üzgünüm. Niyetim seni suçlamak değildi. Ama o herif de seni görünce... Kim o? Yani neden bu kadar ona öfkelisin? Eskiden tanıdığım biri. Namussuz, şerefsiz, haysiyetsiz, insanlıktan nasibini almamış biri. Yani ben o herifle seni görünce... bir de son zamanlardaki bana karşı uzaklığını düşününce... ben bir an aklımı kaybettim. O pislik yüzünden olduğunu düşündüm her şeyin. Dedim ya, beni hiç tanımamış. Ben seni tanıyorum İcan. Sadece o anki öfkem benim gözlerimi kararttı. Benim senden uzak durmamın sebebini başka yerlerde aramaktan vazgeç Emre. Bu seninle ilgili bir mesele değil. Ben herkese çok uzak. Ama niye Hicran? Niye bu kadar uzaksın? Bizden sakladığın şey ne? Lütfen artık bir şey söyle. Emre. Anne ve kızı gibi. Alo Melekciğim. Hicran abla, seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum bir tane. Hayır, sevmiyorsun. Artık hiçbir şey eskisi gibi değil. Meleğim, nasıl böyle düşünürsün? Bu hayattaki en kıymetli şeysin benim için sen. Nasıl sevmem seni? Eğer sevseydin böyle yapmazdın. Hep üzgünsün, hep gidecek gibisin. Meleğim, ben sana böyle düşündürdüysem... gerçekten binlerce kez özür dilerim senden. Ben çok üzülüyorum, biliyor musun? Sabahtan beri seni düşünüyorum. Benim Hicran ablam böyle yapmazdı. Tatile gideceğiz dediyse giderdik. Seni alacağım dediyse alırdı. Beni güldürmek için her şeyi yapardı. Ama her şey değişti. Ne oldu sana Hicran abla? Hiçbir şey Melek. Geçecek mi? Yine benim yanımda olacak mısın? Beni sevecek misin? Maalesef. Gülsüm Hicran Hanım. 4. seviyede. Tahminimizce karaciğerden metastaz yapmış. Tedavi olmazsam bu hale gelmem ne kadar sürer? En iyi tahminle birkaç hafta. Son nefesime kadar yanında olacağım meleğim ben senin. Bir an bile ayrılmayacağım senin yanından. Peki eskiden resimlerde yaptığımız gibi sen, ben, babam üçümüz mutlu olacak mıyız? Olacağız tabii meleğim. Sen, ben, babam. Söz vereceğim abla, lütfen. Söz meleğim. Teşekkür ederim inşallah. Ben teşekkür ederim kızım. Bu son günlerimde tek mutluluğum sensin. Kızım benim. Ayşe. Parçalar birbirini buldu kızım.
geç kaldım ben sana, bizi ayırdılar. Tam sana kavuşmuşken şimdi de ölüm sardı bedenimi. Çok geç kaldım kızım, çok özür dilerim, çok geç kaldım. Çok özür dilerim kızım. Melek. Melek. Hicran abla. Uyumuş. Benim katim de uyumuş. Bu ne? Katimin diğer teki. Hicran ablam bunu nasıl buldu ki?